Merhabalar. Bugün yine bir elektrik süpürgesiyle tahminiyle uğraşacağız. Yabancı bir marka değil. Geçen de Arnika Bora'nın yine 5000 modelini elektrik toz torbalı süpürge nasıl çevrilir bunu göstermiştim. Şimdi elimizde Arnika Bora'nın 4000 modeli var. Bunun sorunu da motoru yanmış. Yani motoru yandığı için yenisiyle değiştireceğiz. Zaten şu kısım hemen şu şekilde çıkıyor. Şöyle alalım şunları. Evet, şöyle göstereyim. Ben çalıştırıp size göstermeyeceğim çünkü çalıştırdığımda her taraf duman oluyor. Yani doğal olarak makine yandığı için evin için duman kaplıyor. O yüzden yanık makinenin nasıl çalıştığını göstermeyeceğim. Direkt sökmeyi göstereceğim size. Evet, bu kısımda daha çok makinede yaptığım yerlere odaklanabilirsin. Şurada gördüğünüz gibi ufak ufak tupalar var. Bu tupaların kenarında yerler var zaten. O yerlere tornavidayı soktuğunuzda tupa böyle çıkıyor. Şu şekilde çıkıyor tupa. Bu vidaların olduğu tapaların hepsini çıkartıyorsunuz. Motor değişimi çok kolay. Yani bence çoğu kişi yapabilir bunu. Şurada 4 tapa var. 2 tapa da arkada var. Tapaları da çıkartalım. Şunları da çıkardık. Şimdi başlıyoruz sökmeye. Tabii şöyle uzun bir tornavidanız da olursa güzel olur. Her yerde bu uzun tornavida gerekmiyor ama genel anlamda bir iki yerde böyle uzun vidası var. Dört vida burada var. Bir tane şu tam ortada var. Paslı biraz. Genelde paslı oluyor. Çünkü orada birikiyor demek ki. Şimdi hemen şöyle arkasını çeviriyorum. Evet, bu uzun tornavida da sadece şurada işinize yarayacak. Yani gördüğünüz gibi şurada bir vida var. Bu vidayı sökmek için gerekiyor. Bunu da söktüğünüz zaman bakalım çıkacak mı? Evet, gördüğünüz gibi çıkıyor. Bu şekilde üst parçayı alıp kenara koyuyoruz. Evet, şimdi motorumuz burada. Bunun içerisinde. Bunun içerisinde şurada bir vida. Bir vida burada var. Bir vida burada, bir vida da arkada var. Bunları yine tornavida yardımıyla söküyoruz. Motorun koruma kapağı. Zaten şöyle söyleyeyim, yanık kokusu geliyor. Yani şu an motorda kapağını açmadığım halde yanık kokusu geliyor anlamına. Evet. Şimdi hepsini söktük mü söktük. Şimdi bunu söktük. Şekilde. Şu üstündeki kabloyu da kenara alıyoruz. Kenara alarak bu şekilde üst kapağını açıyoruz. Evet, şu an gördüğünüz gibi motor burada. Yalnız motoru bu şekilde çekemiyorsunuz. Şurada bakın bir tane düğme var. Bu düğmeyi de yukarı doğru kaldırıp motordan gelen iki tane beyazın termiyelini sökmeniz lazım. Şu düğme var ya, kırmızı düğme. Bu kırmızı düğmeyi çıkartıyorsunuz böyle yukarı doğru. Yukarı doğru çıkardığınızda terminaller gözüküyor. İki tane beyaz terminali şu şekilde şu erkeklerine müdahale ederek sivri bir şeyle genelde bütün terminallerde tırnak oluyor. O tırnağı bastırıp çektiğiniz zaman çıkıyor zaten. Evet, şimdi bunu da çıkardım. Bunu kenara yatırabilirim. Gördüğünüz gibi motor şu anda boşta. Şu terminallerin ucunda
Bastım, direkt çektiğiniz zaman çıkmıyor. Bastırınca şurada bir tane erkeği var. Ona bastırdığınız zaman rahatça çıkıyor. Şimdi artık motorumuz burada. Çok rahat bir şekilde motorumuzu şöyle. Gördüğünüz gibi motor burada. Öf, çok hemen kötü yanmış bu arada. Bunu aldım ve şu altındaki plastik de bize lazım. Evet, görüyorsunuz yanmış motorumuz bu. Zaten kokusundan vesaire de anlayabilirsiniz. Normalde daha önce yalan yok. Ben daha önce bu makineyi açtım. Sadece bu motoru kurtarabilir miyim diye bakmak için. Yani tekrardan içini bir temizledim, zımparaladım. Ama bu motor adam olmuyor. Yandığı zaman tekrar bobinajının sıfırdan çalışması lazım. Temizleyip koysanız bile maalesef tekrardan yanıyor. Siz açtığınızda içinde o yanık parçaları görebilirsiniz içinde. Şimdi bakalım. 260 liraya aldım. Şu an ilk defa açacağım. Arnika 4000 motor diye. İnşallah doğru motordur. Zaten yanlış motorsa zaten biliyorum. Evet, açıyorum. Vacuum cleaner motor diyor. Şu şekilde gösteriyorum. TB45 yazıyor üstünde. 3000 36.000 RPM, 6.36 amper, 1400 watt, 220 ile çalışıyormuş. Hemen açıyoruz. Terminalleri çatıldı değil. Önümüzdeki motorumuz gayet güzel. Sadece terminalleri çakılı değil. Terminallerinde çakılı olması sorun değil. Yani aslında bu motoru ne yapmışlar? Şuradan bir yerden ek yapmışlar. Biz de biraz uzun kesebiliriz. Şuradan bir yerden kabloları keserek kendimizi alabiliriz. Hemen kendime bir tane penseli elektrik vanta alıp geleceğim. Evet, pensemi aldım. Şimdi şuradan bir yerden bunu kesiyorum. Şu yanağı biraz uzak olsun. Kestim. Bunu da yine aynı şekilde kesiyorum. Ve bu iki kablomu alıyorum. Ve bunu da kenara hurdaya vermek için ayırıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bunların ucunda zaten açılmış. Ben de bu kestiğim yerleri ucunu açıp buna bağlayacağım. Bu kadar. Bak, mutfaktan bıçak getirsene bana kızım. Şu an penseyle bunu kesemedim. Normalde falçatam da var ama şu an falçatayı yanımda olmadığı için ırmaktan bıçak istedim. Şöyle yaptığım işi gösterir ırmak. Evet, bunu açtım. Gördüğünüz gibi ucunda herhangi bir yanık vesaire yok. Şimdi şunu açayım. Evet, bunu da açtım. Şimdi bu ikisini ne yapıyorum? Birbirine bağlıyorum. Bu şekilde güzelce bağlamanız yeterli ama bende terminal pensesi olduğu için ben bunu terminalle çakarak sağlamlaştırmak istiyorum. Bir tane terminal çakacağım ki çekme mekme imkan ihtimalinde herhangi bir kopma yapışmasın. Gerçi bu motorun içinde kim çekecek bunu? Kimse çekmez ama ya dediğim gibi terminal bağlamayı seviyorum ben böyle durumlarda. Şöyle bağlayacağım.
Onun tek amacı herhangi bir çekme anında vesaire kopmasın. Bu. Şöyle bir terminal atıyorum buraya. Aynı şekilde bu tarafı da bağlayalım. Diğer terminalim nereye gitti ya? Ha, burada. Normalde bunların terminalinin ucunu penseyle kesiyorum. Sadece sıkıştırma yeri kalıyor. Ve kopmama amaçlı kullanıyorum bu terminalleri. Evet, bunu da bağladım. Şimdi elektrik bantını güzelce sarıyorum. Şekilde bantımızı sarıyoruz. Sizin de bu şekilde yani terminal atmadan birbirine bağlayıp bantlayabilirsiniz. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü çekilen bir kablo değil ama ben şimdi dediğim gibi biraz sağlam alıyorum sadece. Evet, göremediğiniz bir yer var mı bilmiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde eski kabloları söktüm. Uçlarında yine terminaller var. Görüyorsunuz. Uçlarında terminaller var. Buradan eklerini yaptım. Şimdi bu yeni motoru ne yapacağım? Alacağım, yerine koyacağım. Şekilde çekiyorum bak. Bunu şöyle yapıyoruz ilk önce. Şuradan şu kabloları geçiriyoruz. Bunları buradan geçiriyoruz. Evet, bunları buradan geçirdikten sonra bunu da şu şekilde kablosun içine atmak kaydıyla yine. Bakın şöyle kabloları içine atıyorsunuz. Aşağıdan çekeceksiniz. Şurada da makinaların geçsin diye yerler var. O yerden bunun birini ilk önce geçiriyorsunuz. Sonra diğeri zaten tık diye geçiyor. Artık motoru bu şekilde yerine oturtturacağız. Evet, şimdi şöyle. Şu vida delikleri gibi yerler var altında. Şöyle göstereyim. Şu vida delikleri gibi yerlerin şuna denk gelmesi gerekiyor ki bu plastik düzgün otursun. Yani bir tek şu plastiği oturtmak biraz sizi uğraştıracak. Haberiniz olsun. Şu an beni uğraştırdığı gibi. Bunu tersken yapmak daha kolay aslında ama. Şöyle tersken şunun plastiğini bir vidaların denk gelmesi çok önemli çünkü sıktığımızda o vidalar buraya oturacak.
Evet, ilk önce bu plastiğin altında tutturmak gerekiyormuş. Onu da görmüş olduk. Şimdi bu plastiği hiç oynatmadan yerine takacağız. Evet, şimdi motor iyice güzelce oturduğundan eminiz. Gördüğünüz gibi motor çok güzel bir şekilde oturdu. Kablolar da buradan çıktı. Şimdi yapmamız gereken tek şey düğmenin jacklarını geri takmak. Şunun altından şuradan sokuyoruz bunu. Şurada söktüğümüz iki tane jackın yerine geri takıyoruz. Evet, birini sağ solu yok. Birini buraya, diğerini de öbür yere takıyoruz. Evet, sonra ne yapacağız? Kablolar altında kalmayacak şekilde bunu da oturtacağız. Evet, çok güzel bir şekilde oturdu. Düğmemizi de hemen takalım. Düğme biraz hassas. Sert basmayın yoksa içine kaçar. Sonra bu mavi iki tane kamavi ile kahverengiyle buraya yerine geri oturtuyoruz. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi motorun bağlantı işlemi tamam. Yani tek yapmam gereken şu an vidalarını bağlamak. Şunun vidası küçük. Evet. Aslında şu an bu şekilde motoru çalıştırabilirim. En azından çalışıp çalışmadığını görürüz. Şuradan hava üfleyecektir. Buradan da çekim yapacaktır. Hemen şu şekilde deneme amaçlı kablosunu çıkartıyorum. Evet, şu an açık. Şey kapalı. Evet, hazır mısınız? İlk defa çalıştırmak üzere şu an testi yapacağım. Bakalım gene koku çıkacak mı? Şurası çekim yeri. Burası da flat yer. Zaten düğmeye bastığında çalışması lazım. Evet, çalıştırıyorum. Hazır mısın Irmak? Evet, gördüğünüz gibi çalışıyor. Bayağı da kuvvetliymiş ya bu motor. Evet, şimdi ne kaldı geriye? İkinci plan olarak da üstünü kapatmak kaldı tabii ki. Üstünde ne yapıyoruz? Çok basit bir şekilde. Bak, sen 2 dakika fişi çek kızım. Ben de bunun yerine geri oturtayım. Evet, şu an arabamızın üst kısmını da kapatıyoruz.
Evet. Güzel bir şekilde kapandı arabamız. Bunu da ben tabii ki toz torbalı kullanması için ayarlayacağım. Toz torbalı nasıl kullanılır videolarımız var, izleyebilirsiniz. Sulu olarak kullanılmasını önermiyorum. Çok pislik oluyor. Zaten hanımlara da zahmet oluyor. Çok büyük bir zahmet oluyor. O yüzden hiç gerek yok. Şimdi ne yapıyoruz? Söktüğümüz tapaları da en son geri yerine takıyoruz. Şu tapadan bir tane de olması lazım. Nerede? Şurada. Evet, şey sistemine de bakalım nasılmış. Çekim sistemine. Bunun kesin motoruna su kaçmıştır büyük bir ihtimal. Çünkü bakın şuna da baktığımız zaten bir ıslaklık var. Ben bunun motoruna su kaçtığından şüpheleniyorum. Bozulma sebebini. Gerçi hiç burada toza dair bir iz yok ama. Ben motoruna su kaçtığı için yandığını düşünüyorum. Bunu ne yapacağız? Bunu kullanırken toz torbalı süpürgeyi tabi sulu olarak kullanmak istiyorsanız kullanın. Yani onda hiçbir sıkıntı yok. Şu an makine çalışıyor. Bu şekilde koyduğumuz zaman sulu olarak kullanabiliyoruz. Ama toz süpürgeli olarak kullanmak istersek nasıl kullanacağız? Videoda var. Videolarıma bakın sayfadan. Toz torbasını buraya takıyorsunuz. İki tane de plastik buraya tutkalla yapıştırıyorsunuz. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Geri kalanı zaten makine çekiyor. Şunu bence yine de kullanın. Bunda. Çünkü bu bir nevi şey, makinenin içine toz kaçmasın diye bir aparat. Diğer Bora 5000 modelinde bu yok. Onun yerine buraya plastik yapmışlar ama bu daha güzel olmuş bana kalırsa. Bunu direkt koyup şuraya toz süpürgesini taktığınız zaman bu makine 10 numara olur. Yani demedi demeyin. Buraya da yine hava filtresini takıyoruz. Evet, taktık. Şimdi ne yapalım? Bu şekilde bir kez daha çalıştıralım. Şuradan çekimini görebileceğim bu şekilde. Tak kızım fişe tekrar. Evet, fişe taktık. Basıyorum. Şimdi su varsa gitmesin. Şu kapakta biraz su var. Onu alalım mı? Şey var. Bana bir şey peçete getir kızım. Şurada sular var. Tekrar yeni taktık motora yazık bina. Makinenin içine gidip bozmasını istemiyorum. Susuz kullanılacak bu makine. Sulu da kullanılabilir ama dediğim gibi ben bunun şeye çok güvenemedim sistemine. Sulu sistemine. Bence bunun içinde belki sünger gibi bir şey vardı belki. İlk orijinal halini bilmiyorum. Ama böyle çok açık olmuş. Evet şöyle alalım. Çekiş gücünü merak ediyorum. Evet, bu şekilde Arnika 4000, Arnika Bora 4000 motoru kendiniz internetten sipariş vererek 260 liraya sıfır bir makine sahibi olabilirsiniz. Artık toz süpürgeleri de pahalı. Evinizde varsa hem bunu toz süpürgeli kullanırsınız susuz.
Çekiş de çok kuvvetli. Ben baktım yeni motorun. 1400 wattmış zaten. 1400 watt da gene iyi bir çekim gücü. Bu şekilde motor değişimini yapabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.